Acun Doğuskal'ın felsefesi, ay felsefesi ne? Felsefe, sosyoloji, tarih kaydı programı Altan Çetin'de Çetin Ustar'ın yepyeni bölümü 18. bölümün daha doğrusu ikinci kısmıyla Sartre yolculuğumuzla, Evet. tarih felsefesi yolculuğumuzla tekrardan karşınızdayız. Hı. Tabii bu noktada programımızın isim babası olan kıymetli hocamız Altan Çetin hocamıza merhaba demek istiyorum. Merhaba hocam. Merhaba Anıl Bey, nasılsınız? Teşekkür Herkes ederim iyidir hocam. inşallah, bizi takip eden, izleyen değerli İnşallah. insana. İnşallah. Siz Evet ben nasılsınız hocam? hocam. Ben de Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Yani Şükür. işte hepimiz herhalde aynı iyilik seviyesinde gidiyoruz hocam. Kur gibi bu. Toplu halde iniş, toplu halde çıkış başladı bu Yani aralar toplumsal. al bayrağımızın gölgesi altında olduğumuz sürece devam ediyoruz bakalım. Eyvallah hocam. Hocam bu sefer böyle çok bir şey yapmayayım. Çünkü ilk bölümde Evet. bir konuştuk da biraz şey ettik de. Şimdi az önce söylediğim gibi Sartre'nin tarih felsefesine bir Evet. giriş yaptık bir de Evet. birinci kısımda. Güzel de bir giriş oldu hocam. Çünkü Sartre bizim ülkemizde daha çok edebi yönüyle biliniyor. Çünkü bizim toplum bu işin şey kısmı ile ilgilenmek yerine ya işte ezberlice Sartre bulantı fıt diye böyle bir şey yapıyor. Bir Daha çok varoşçuluk ya da ideolojik açıdan okunduğu için varoluşçuluk açısından beklenen etkiyi yapıyor mu Tam da bilmiyorum onu yani. diyecektim hocam. Bir de yani ideolojik olarak bilenler geniş çaplı olarak bakmak yani tam bütüne bakmak Anlamaya anlamında çalışmak, da evet. güzel bir giriş oldu bence. Evet. Güzel noktaları dediniz. Şimdi ikinci kısımda Evet. yanlış hatırlamıyorsam böyle daha kavramları noktasına Evet. Biraz değineceksiniz. kavramlarını değerlendireceğiz ki tarihe baktığı o yeri, onun varoluşçuluk anlayışını biraz daha etraflıca anlayabilelim. Değilse havada kalacaktır bazı şeyler. Bunu hep söylüyoruz biliyorsunuz. Filozofların tarih görüşlerini değerlendirirken hiçbir filozofun tarihe bakışı kendi felsefi dizgesinden azade değildir. O filozofu anlamak suretiyle ancak onun tarihe bakışı anlaşılır. Çünkü tarihe bakışı o dizge bağlamında oluyor. Filozof bir tarihçi olmadığı için tarih bilimci ile uğraşan tarihçiler gibi yönelmediği için kendine özgü bir şey oluyor. İşte Sartre'da da aynı şey geçerli. Yani Sartre'da o fenomenoloji, varoluşçuluk ve Marksizm çerçevelerinin onda oluşturduğu genel noktadan bakıyor ki onun felsefesinde bu Husserl'den özellikle etkilenip felsefesine uyarladığı yönelimsellik kavramı varoluş ve eylem açısından çok merkeze durur. Ve tabii sonraki dönemlerinde de özgürlükle olgusallık arasında ki ilişkileri inceler. İşte varlık ve hiçlikte ve diyalektik aklın eleştirisinde bu anlamda fenomenolojiyle Marksizmin sentezini yaparak özgürlükle olgu arasındaki ilişkiyi tarihsel ve politik boyutlarıyla ele alır ki işte o tarihe baktığı yeri de biz oradan görüyoruz ki onun tabii fenomenolojik yöntemi önünde ardında bakın hiçbir şey bırakmaksızın zihni düşüncelerden, özlerden arındırarak bilincin kendi kendisini idrak edeceği mutlak hiçlik noktasına ulaşmaktır. Hiçlik önemli bu açıdan. Yani zihin kendisini o kadar hiçleştiriyor, boşaltıyor ki dünya o hiçlik noktasından düşünceler, fikirler ve özler olmaksızın yeniden kurulur. Yani bütün o dış etkiler, belirleyiciler çıkıyor. İnsan kendini hiçleştiriyor ve bunun üzerinden dünyayı kendi özgür sorumluluğu üzerinden yeniden kurmaya başlıyor. Ve insan çevresinde olup bitenleri gerçekte oldukları gibi algılayabildiğinde kendi etik ve entelektüel ikiyüzlükleriyle gerçeğe körleşmiş burjuva toplumunu eleştirmeyi başarabilir diye düşünüyor Sartre. Bu düşünceleri daha sonra işte varlık ve hiçlikte kendini özgürlüğünü ve sorumluluğunu üstlenmeyen bireyin kendini aldattığı, kötü inanç sahibi olduğu şeklinde bir öncülle. Dolayısıyla onun ontolojik fenomenolojisinde esas olan şey bu hiçleşme, hiçlik kavramı, yönelme kavramı ve bu kötü inançtan uzaklaşma var. Ki Sartre'ın bilinç kavramı kendiliğinden herhangi bir tasavvuru olmayan bir boşluk. Yani bu bir takım kategoriler tarafından belirlenmiş, şekilleri çizilmiş bir bilinç değil. Bilinç her zaman bir şeyin bilincidir. Yani yönelimseldir. Yöneldiğiniz şeyle ilişkiniz üzerinden, o bütünleşme üzerinden kurarsınız bilincinizi. Yani buradaki ıhlamurla, bardakla, kalemle ilişkiniz böyle. Ve yöneldiği nesne ve durumlara göre o şeyin o durumu ve bilinci olur. Yani biz buna kafamızda belirlenmiş bir kalem kategorisi var da ona o anlamı yükleyerek bakmıyoruz.
kendisini nesnelere doğru hareket ettikçe var eden bu bilinç, önceden belirlenmiş, bakın, içerik ve kurallara tabi değildir. Yönelimleri sayesinde kendi seçimlerini yapabilir. Bunu şöyle düşünemez miyiz? Bu bilinç ve bu yönelimselliği, tarihçinin belgelere bakmasındaki beklenen objektiflik de bu değil midir Anıl Bey? Yani bütün kültürel, ananevi, ideolojik fikirlerden, İbni Haldun'da bunu konuşmuştuk. Tarihçinin tarihin bilgisini zehirlemesine yol açan bütün o fikirleri çıkartıp sadece belgeyle ve belgenin verdikleriyle bir çerçeve oluşturmak. Böyle bir mesele. Tabii diğer bir kavram bilinç dışında Sartre'da yönelimsellik. Yani nedir yönelimsellik? Yönelmek bilincin dışarı doğru hareketi, yani aşkınlıktır. Yani siz var oldunuz ve dışarıya doğru yöneliyorsunuz. Onun sayesinde biz, bakın, dünyada güneşin altında, yolun kıyısında, tozun toprağın içinde dışarıdayızdır. Burada söz konusu olan önce içine kapalı bir bilincin sonra dışarı çıkması değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani içeride sizin kategorileriniz var. Siz bunlarla dış dünyayı algılıyor falan değilsiniz. Siz bir bilinçsiniz, içi boş, hiçlik ve yönelerek o şeylerle ve tercih ederek ve burada tabii kendi için varlık terimiyle kastedilen bir bilinç bu. Kendinde varlıktan kasıt ise, daha önce konuştuğumuz gibi, bilincin dışındaki gerçekliğin zeminini anlatır. Kendinde varlık. Yani şu kitaplar, bu kalem, şunlar kendinde varlık oluyorlar. Bunlar çünkü nesnedir, belirlenmiştir, bir özleri vardır öyle ya da böyle. Ama insan kendi içinde varlıktır. Bakın, yönelimsellik bilincin dünyaya erişimidir. Bu anlamda irtibat kurarız. Bilinç dünyayı yaratmaz. Dünya zaten bilinçsiz, bilinçten bağımsız olarak var olan aşkın bir varlık olduğu için bilince belirir. Ancak bu beliriş bilinçten bağımsız değildir. Bakın, burada tam tarih felsefesiyle ilgili bir şey oluşuyor. O bağımsız olmayan ama onun dışındaki şeyle bütünleşme kavramı Sartre'da çok önemli. Bilinç yönelimsel olmasaydı dünyayı tecrübe edemezdi. Kısacası bilinçte bilincin kendisi olmayan bir varlık ifşa olur. Bilinç yönelimsellik özelliği sayesinde onu kendisine ifşa eder. Yani bilincin bir yönelimsellik yeteneği var ve bu şekilde dış dünyayı ifşa ediyor. Sartre'a göre dünyanın bilincine belirişinin zemini ise kendinde varlıktır. Yani kendi için varlık ve kendinde varlık arasındaki ilişkiyi o zaman ne kuruyor Anıl Bey bizde? Bilincimiz ve onun yönelimselliği. Kendinde varlık yaratılmamıştır, olumsaldır. Var olması için bir sebep yoktur. Bakın, onun içinde dışarıdan bir etkiyi kabul etmiyor. Varoluş olumsaldır demek. Bu tarih felsefesi için önemli Sartre'ın. Varoluşu önceleyen ve yönlendiren herhangi bir zorunluluk yoktur demektir. Olumsal olması varoluşun. Tarihi şartlar gibi. Şeyler böyle oldukları için böyledir. Bu aynı zamanda şu anlama gelir. O halde başka türlü de olabilir. Yani mutlak bu böyle olduğu için böyle kalacaktır diye, hani oryantalistlerin bu kültürel özcülükle belli bir takım kültürlere bakmaları vesaire buradan aşılabilir. Burada insan iradesine ve bilincin isteyencine bir yol açılıyor ve olumsal bir dünyada her şey mümkündür. Çünkü o belirlenmemiştir, başka türlü de olabilir. Bu olumsal bir dünya. İnsan ise önce var olur, varlığa gelir, dünyaya fırlatılır, sonra da özünü inşa eder. Bu süreçte keşfettiği şeylerden biri de kendisiyle dünya arasındaki boşluktur. Bilincin verili bir özü olmadığı için, bilinç dışa doğru bir hareketten ibaret olduğu için, bilinç yani kendisi için varlık hiçliktir. Bakın, az önce söylediğim şey bu anlamda. O halde insan gerçekliği varlık ile hiçliğin bir sentezidir. Varlık dediği kendinde olan dış dünya ve hiçlik olarak insan bilinci ve onun yönelimselliğiyle oluşan ilişki. Bakın, böyle bir yapı. Sartre insanın kendi dünyasını bir anlamda seçtiğini söyleyerek bu özgürlüğün kaçınılmaz bir sorumluluk getirdiğini vurguluyor. Bu önemli. Kendisi için varlık, yani bilinç, özgürdür. Özgürlük bilincin esası, olmazsa olmaz bir özelliğidir. Bilinç dünyadaki gerçekliği yaratmaz. Ama nasıl bir dünyada yaşayacağını seçer. Bakın, çok önemli bir şey bu.
Yani kültür ve medeniyet dediğimiz şey bizim dünyamızın nasıllığını seçtiğimiz ellerimizle ve aklımızla var ettiğimiz bir şey aslında. Ve bunun bütün sorumluluğu da bizim üzerimizde. Özgür bir şekilde seçiyor ve bunu yapıyoruz. Yani insanlar arasında eşit ve adil bir düzen de kurabilirsiniz. Köleliğe dayalı bir düzen de kurabilirsiniz. Bu tamamen bu. Sartre'ın tabii özgürlük anlayışı çok önemli felsefesinde. Bakın insanın projeleriyle, burası da tarih felsefesi açısından çok önemli. Projeleriyle, tasarılarıyla dünyaya yönelerek kendi dünyasını kurduğu, hani insanın törel dünyası böyle oluşuyor. Kurduğu dünyanın pek çok imkanlar arasında kendi yönelimi ve projesiyle belirlenen bir imkan olduğu görüşüyle iç içedir. İnsan böyle bir şekilde dünyayı kurar. Dünyaya bir projeyle veya bir tasarıyla yöneldiğimde dünyada bulduğum pek çok imkan arasında bir takım imkanları tercih ediyor, seçiyor, onlar üzerinde çalışıyor, onları takip ediyor olurum. Sartre da kabul etmektedir ki insan dünyaya atılmış olarak kendisini belli olguların içinde bulur. Bakın dış dünya ne bunlar? Toplumsal sınıfını, ailesini, cinsiyetini, ırkını, milletini kendisi seçmemiş. Bunların verili olduğu bir durumun içine doğmuştur. Bu realiteyi reddetmiyor. Burada karşımıza oldukça kritik bir soru çıkıyor. Kişi karşılaştığı zorluk, acı ve sıkıntılardan, başkaları tarafından maruz bırakıldığı zorbalıklardan kendisi sorumlu olabilir mi? İşte Sartre'a göre bu durumlarda intihar gibi durumlar ortaya çıkar ya da insan intihar etmiyor ve kaçmıyorsa bu durumu da seçmiş olur. Dolayısıyla varoluşçu düşünceye göre insana başlangıçta verilmiş bir anlam ya da hedef olmadığı için kişi kendi projelerini kendisi oluşturur. Bakın tarihteki praksisin ve o üretim ilişkileri vesaire içindeki insanın tarihi yapmasının esasında bu var işte değerli takipçilerimiz. Kendi projelerini kendisi oluşturur ve bu yolda kendisini var eder. Yani bir millet geleceğini arıyorsa bunlar bakın önemli şeyler. Bu durumda ya kendisini etkileyen çevrenin onu yönlendirmesine izin verir ya da kendi hayatını nasıl yönlendireceğine kendisi karar verir. İlk seçenek konformizmdir. İkinci seçenek ise otonom bireyin tercihi olacaktır. İkinci seçeneğe yönelen kişi kendi dışındaki bahanelere sığınmadan kendisine dürüst olmayı seçer. Bu kolay değildir. İnsanın kendi yaşamını inşa etme yolundaki hedeflerini etkileyen pek çok unsur vardır. Kişinin almış olduğu eğitim, toplum kuralları, din ve ahlak normları, başkalarının olay ve davranışlara yüklemiş olduğu basma kalıp anlamlar bunlardan bir kısmı. Bakın sahicilik diye bir kavram var Sartre'da. Kişinin kendine dair bilgisine sahip olmasını, kendilik bilinci, kendi etik değerlerini tanımlayabilmesi, kendine özgü olmayı, kişinin sadece toplumla değil kendisiyle de yüzleşmesini gerektirir. Burada çok küçük bir parantez olarak burada Sartre'ın anlattığı şeyler bana çok Nurettin Topçu'nun isyan ahlakını hatırlattı. Kişinin kendisinden gelen, kendisine yabancılaştıran şeylerle toplumdan gelen ve kendisine yabancılaştırılan her şeye isyan etmesini ben burada bununla böyle bir yakınlık içinde düşündüm. Ki birey ve toplum sal koşullar tarafından belirlenmeyi reddetmekle birlikte insan her zaman kendi kendisini dönüştürebileceğini düşünür. Bu nedenle özgür olduğunu kabul etmeyen, gerçeği kendinden gizleyen insanlar Sartre'ın tabiriyle kötü inançlara sahiptirler. Yani insanlar bu ağır sorumluluktan kaçmaya ve suçu başkasına atmaya meyyaldirler. Başkası diyor, yalnızca benim gördüğüm değil, aynı zamanda beni görendir. Başkası için varlık diye üçüncü bir kategori açar Sartre bu anlamda. Yani benim varlığımı oluşturan öge aynı zamanda başkası için varlık olmam durumudur. Çünkü ben de başkası için varlığımdır. Bu anlamda bir bakış açısı da var. İşte tam burada bunları anlattığımız yerde Diyalektik Aklın Eleştirisi kitabında bir politik fenomenoloji ve tarih felsefesi yapmaya girer Sartre. Ve Sartre merkeze praksis düşüncesini yerleştirir. Marksizmden aldığı bir kavram olarak. Sartre erken dönem felsefesinde bakın bilinci önceleyen a priori bilgi ve özler olduğunu kabul etmez.
bilinç yönelimselliğiyle inşa ettiği bilgiye ulaşıyor ve bu yönelimsellikle bir şeyin bilinci haline getiriyordu. Bunu konuşmuştuk. Yani biz bir hiçlik içerisinde yöneliyoruz. Kendinde varlıkla kurduğumuz ilişkiyle varlığı oluşturuyorduk. A priorilerden yani deneyimlenmeden var olan bir takım kategorilerden yok diyor. Fakat diyalektik aklın eleştirisinde insan gerçekliğinin a priorilerinden bahsediliyor. Bunlar tarihsel gerçekliğin kendinde bulunan, indirgenemeyecek, kurucu rol oynayan yapısal öğelerdir Sartre'a göre. Sartre insan gerçekliğinin a priorilerini bilincin dünyayla kurduğu yönelimsel ilişkide değil, insan praksisinde arar. Bakın, yani insanın praksisleri geçmişte, bugün ve yarınki bütün praksisleri bu anlamda bir a priori haline dönüşüyor ve tarihin diyalektiğinin anlaşılırlığını bu öğelere bağlıyor Sartre. Dolayısıyla Sartre özneyi praksiste temellendirmeye çalışarak başkalarıyla etkileşim ve ortak davranış içindeki kolektif özneliğin peşine düşer. Praksisin temel edimi pratik alanı bütünleştirmektir. Yani toplumsal açıdan bir kolektif düzen, yapı oluşturmaya çalışmak. Tarihteki esas bu bakın. Sartre'ın esas meselesi bu. Praksisin temel edimi pratik alanı bütünleştirmektir. Bu bütünleştirmek kavramı çok önemli. Bunu yaparken pratik alanı farklılaşmış bir çoğulluluk olmaktan çıkarır. Yani dağınık çoğulluluklar olmaktan çıkarır. Belirli bir hedefe yönelik olarak anlam ifade eder hale getirir. Bunu mümkün kılan şey praksisin bir tasarı olması. Bakın şöyle bir şey var. Bizim bir tasarımız vardı ya hani projemiz yöneliyorduk. İşte bizim eylemimiz bu tasarımızı, bu yönelimimizi kolektif bir şey haline getiriyor pratik alanda ve pratik alana ondaki bir takım imkanları bir tasarı uyarınca seçerek ve değerlendirerek bakıyor Sartre. Sartre bu düşünceyi geliştirirken insanların bireysel varoluşlarını bakın ortak hedefe özgüledikleri anlamlı topluluklar oluşturarak insanlığın durumunun dönüştürülebileceğini ve özgürlüğün mümkün olabileceğini düşünüyor insanlık için. Sartre'a göre İnsanla ilişki içinde ele alındığında maddi doğada bir olumsuzluk var. Doğadaki madde insan praksisine direnç gösteriyor. İnsanlar doğanın direncini birlikte aşabilmek için ve ihtiyaçları yüzünden bir arada yaşamaya başlamışlardır. Bakın bu çok tanıdık bir toplum oluşum şeyi aslında teorisi değil mi? İş bölümü, dayanışma diye İbn Haldun'da şurada burada hep konuştuğumuz şeyler ve ihtiyaçları var. Ve doğanın direncini aşmak için birlikte yaşıyorlar. Ve Sartre'ın tabii kıtlık, dizi, kaynaşmış grup ve çok önemli bir kavram bu. Pratiko-inert kavramlarıyla bu anlamda tarihte bir diyalektik etiğin kurulabileceğini söylüyor. Bakın kıtlık ne? İnsan ne doğada ne toplumda ihtiyaçlarını kolayca mücadele etmeksizin karşılayabilir diyor. Muhakkak bir mücadele var. Pratik alanda kıtlık vardır. Kaynaklar herkese yetmez diyor Sartre. Kıtlık insanları karşılıklı olarak birbirini olumsuzlama ilişkisi içine sokar. Eğer pratik alanda kıtlık bireysel praksislerin birbirini olumsuzlamasına yol açıyor ve böylece insan insanın kurduğu oluyorsa toplumsal bir özgürlüğe yol nasıl açılacak? Yani çünkü kıtlıkta şunu söylüyor Sartre. Bazı toplumlar kendi içlerinden açlıktan kimin öleceğine karar verirler. Fazlalık olan insanlar vardır toplumların içinde ve o toplum onları dışlar. Dışarı atar çünkü kıtlık bahanesi vardır. Ve burada dizi ve kaynaşmış grup kavramlarına eriyoruz Sartre'ın. Dizi dediğimiz bireysel edilgin herhangi bir amaç hedef olmadan girmesi otobüsün içinde giden insanlar. Sartre için bu bir dizi grubudur. Bunlar tesadüfen bir araya gelirler ama dizi grupları belli amaçlar kazanırlarsa Sartre'ın asıl praksisi ve onun tasarılarını gerçekleştirmesini umduğu grup kaynaşmış grup. Yani bireylerin kendi etkinliğiyle, bilinçli yönelimiyle kurulmuş gruplardır. Kaynaşmış grup. Kaynaşmış grubun en belirgin özelliği onu oluşturan bireylerin ortak bir amacı gerçekleştirmek için
ortak bir eylem içinde bir araya gelmiş olmasıdır. Bu bireyler kendilerini bir çoğunluğun parçası ve ortak bir eylemin öznesi olarak tanımlarlar. Bu çok enteresan bir şeydir. Bireyi bir anda kendini çok hissetmeye yönlendirir ve çok önemli amaçlar için yaşadığını düşündürür. Bakın, ortak özgürleşme kaynaşmış gruplar aracılığıyla mümkündür diyor. Bu böyle midir bilmiyorum. Yani herhangi bir grubun içinde ortak bir amaçla hareket ederken özgürleşir misiniz? Yoksa o grup sizde başka bir şey mi oluşturur? İşte burada Sartre başka bir kavram koyuyor ortaya. Çok önemli bir kavram bence. Buraya çok dikkat etmemiz lazım. Bir amaca yönelerek oluşan kaynaşmış gruplar o amacın gerçekleşmesiyle ortadan kalkar diyorlar Anıl Bey. Fakat bazen hedeflerine ulaşmayarak da dağılabilirler. Bak ne diyor burada, çok önemli. Tüm gruplar gibi kaynaşmış gruplar da pratiko inert ögeler içeren bir pratik alanda bulunurlar. Pratik alanda yer alan yapılardan olan kurumlarda katılaşmış, kanıksanmış tarihsel pratikler toplumsal özgürleşmenin önünde engel oluştururlar diyor. Kültür soğuması dediğimiz şey, kültürün ya da değerlerin kabuk haline gelmesi. Bu pratiko iner çok önemli. Çünkü tarihteki yapmak istediği bu efendim kaynaşmış grupla, praksisle, efendim bu tasarının, projenin gerçekleşmesiyle hedeflediği şey tam da bu aslında Sartre'ın. Pratiko inert, tarihsel ve toplumsal kurumlardaki atalettir. Çok önemli. Bazen kaynaşmış grubun praksisi, pratiko inerti eritmiş gibi görünür. Olumsal gerçekliğin, eylemin önünde engel oluşturan atıl yanı, grup pratiğinin dinamizmi karşısında ayakta duramaz. Bazen de pratiko inert, kaynaşmış grubu tamamen yutar. Atalet, şu veya bu biçimde her grubu tehdit eder. Bireylerin kendi tekil projeleri içinde kaybolmak suretiyle meydana getirdikleri bir atalet olduğu gibi tarihsel ve toplumsal kurumlardaki atalet olan pratiko inert de pratik alanın yapısal bir parçasıdır. Bu tür bir atalet herkesi bir başkası haline getiren ve bu başkalıkta herkesin kimliğini yitirdiği dizisel toplulukları kurar. Bakın ne yapıyor? Pratiko inert bir kültür varlığı, bir medeniyet varlığı olan toplulukları sürü haline ve dizi haline getiriyor. Artık soğumuş bir kültür, kabuklaşmış bir takım kategoriler o toplumun içerisindeki özgürlüğü, sorumluluğu vesaireyi ortadan kaldırıyor ve bu atalet dediğimiz şey ortaya çıkarak toplumsal varoluştan beklenen sonuçları ortadan kaldırıyor. Ve Sartre şunu söylüyor: benim asıl amacım işte bu ataleti ortadan kaldırarak sizin yeniden kendinizi duyumsamaya başlamanızdır diyor. Burada isterseniz bu bölümü de tamamlayarak sonunda biraz daha tarihsel bakış açısına değerlendirerek bitirelim Anıl Bey. Eyvallah hocam, ağzına sağlık. Kavram dünyasını da Sartre'ın bu konudaki görmüş olduk. Ama hocam son bölümü şey yapınca aklıma İbni Haldun geldi. İlk konuşmuştuk burada. Evet. İlk bölümümüz İbni Haldun'da hatırlayanlar varsa. Onun bu işte asebiye dediği şey, belli ortak amaçlar için bir araya gelmiş insan topluluğu. Ve onun bir süre sonra dağılmasına ilgili. Ya da asabiyenin kalkarak o toplumun varoluş şeyini yitirmesi. Yitirmesi. Ona da bir aslında çağrışım gibi hissettim hocam ben. Yani pek çok çağrışımlar yapılabilir tabii. Dedim ya, Sartre'ı metodolojik bir öğe, yöntem öğesi olarak kullanırsak çok önemli. Ve hakikaten insanın birey hayatına ve toplum hayatına katkı sunma ihtimali olan fikirleri var. Bunları bu şekilde düşünmemiz lazım. Özellikle bu pratiko inert dediği şey, yani bizi var eden ya da var etmesi düşünen şeylerin aslında bir öze dönüşerek bizi yönetmeye başlamaları ya da bizi yabancılaştırmaları, bu anlamda dikkat edilmesi, o atalet dediği şey, yani bir statikoya dönüşmesi praksisin, sıkıntılı bir şey. Çünkü praksis esas olarak a priori ve diyalektiği kuran temel unsur. Çünkü Sartre'ın genel felsefesinde de bu var ya, insan hem yaratar, hem kendini yaratıyor, hem de yaratılırken yaratılan bir varlık. Böyle bir etkileşimi var. Eyvallah hocam, ağzına sağlık.
İkinci kısmımız da çok faydalı olduğunu düşünüyorum hocam. Umarım. Bu anlamda şimdi dediğiniz gibi üçüncü kısım final, daha doğrusu sonlandıracağımız, Evet. toparlayıp konuyu Evet. özellikle tarih felsefesine Gideceğimiz konu. derinlemesine Evet. inemeyeceğiz ve nihayetine erdireceğimiz kısım olacak anladığım Aha. kadarıyla. Evet. Ağza sağlık hocam. O zaman üçüncü kısımda tekrardan görüşmek üzere. Sizin Görüşmek son bir üzere. sözünüz varsa. Esen kalın, sağlıkla, mutlulukla kalın. Al bayrağın gölgesinde mutlu yaşayın. Eyvallah hocam. Biz de aynı temennide bulunalım. Tüm izleyenlerimiz, kitap dostlarımız, usiyarenlerimiz kendilerine esen baksınlar. Bir sonraki, yani bir sonraki kısımda, bölümde değil daha doğrusu, 13. 18. bölümün 3. kısmıyla, Sartre yolculuğumuzun son kısmıyla daha doğrusu, tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Esenlikler diliyoruz.